Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Umarım çalışmalarınız güzel gidiyordur. Tarihi hep birlikte halletmiş olacağız. Tarihte dediğim gibi soru görmek çok çok önemli. Konu anlatım çalışmak bir yere kadardır. Tarihte bol soru çeşidi görmemiz lazım. Ve bu noktada ben size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Bol bol soru çözmüş olacağız beraber. İsterseniz zaman kaybı olmaması açısından e, video hızını bir buçuk ya da ikiye kadar çıkarabilirsiniz değerli arkadaşlarım. E, sesim ikiye kadar anlaşılıyor. E, şimdi birlikte sizle Osmanlı tarihi, inkılap tarihi e, karışık soru çözümümüzü yapmıştık gündüz. Şimdi de çağdaş Türk ve dünya tarihi soru çözümümüzde bugünü noktalayacağız ve 5. video videolarımızı bu şekilde bitirmiş olacağız. Bu seri hep devam edecek değerli arkadaşlarım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Zamanınızdan çalmayayım. İlk sorumuzla Çağdaş'ın ilk sorusuyla birlikte başlayalım. Yukarıda özellikleri verilen dünya lideri aşağıdakilerden hangisidir? Hindistan Ulusal Kongresi'nin başkanlığını yaptı. İngiliz sömürüsüne karşı Hindistan'ı terk edin eylemlerine katıldı. 1947'de Hindistan'ın ilk başbakanı oldu. Değerli arkadaşlarım bu kimdi? Hindistan'ın ilk başbakanı kimdi? nehruydu değerli arkadaşlarım. Cevabımız nehru olmuş olacak. Ama sizlere diğer şıklarda bir açıklayalım. Bunlar kimdir? Bir bakalım. Şimdi Mahatma Gandhi kimdi değerli dostlar? Bu Hindistan'ın kurucusu kabul edilen liderdir Mahatma Gandhi. Ve ayrıca Hindistan bağımsızlık hareketinin siyasi ve ruhani lideridir kendisi. Peki Muhammed Ali Cinnah kimdir? Bu da büyük önder ve milletin babası olarak nitelendiriliyor ve Pakistan'ın kurucusudur Muhammed Ali Cinnah. Patel kimdir? Bu da Hindistan'ın ilk başbakanı olan Nehru'nun yardımcısı bu. İlk başbakan yardımcısı yani. E, Mucibi Rahman kimdir? Bu da Bangladeş'in ilk başbakanıdır. Cevabımız Nehru olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Amerika'nın katıldığı anlaşma ve paklardan değildir? bakıldığı zaman şimdi Amerika değerli dostlar hangi paklara katılıyordu? Manila Paktı, Seato, Ansuz, Kuzey Atlantik Paktı'na katılıyordu. Ancak Varşova Paktı'na Amerika katılmıyor. Çünkü Varşova Paktı, Paktı değerli dostlar bu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği öncülüğünde NATO'ya karşı yani Kuzey Atlantik Paktı'na karşı Doğu Avrupa ülkelerini savunan uluslararası bir örgüttür. Varşova Paktı ne zaman kurulmuştu bu? 1955 tarihinde. Şunu düzgün yazalım. 1955 tarihinde kurulmuştu Varşova Paktı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği öncülüğünde. Peki Manila Paktı neydi? Manila Paktı da değerli arkadaşlarım bu SEATO'nun bir diğer adıdır. SEATO ile Manila Paktı aynı şey. Bir açıklayalım SEATO nedir? Bu da Amerika, İngiltere, Fransa ile Uzak Doğu ülkeleri arasında ki bundan arasında kimler vardı? Yeni Zelanda, Avustralya, Filipinler, Tayland, Pakistan gibi ülkelerle imzalanan uluslararası bir örgüttür SEATO. Yani uzak doğu ülkeleriyle imzalıyor. Değerli arkadaşlar Amerika, İngiltere, Fransa. Anzus neydi? Bu da Amerika'nın Avustralya ve Yeni Zelanda ile imzaladığı bölgesel güvenlik ittifakıydı. Kuzey Atlantik, Kuzey Atlantik Paktı bir diğer adıyla NATO neydi? Bu da ne zaman kuruluyordu? Bunun kuruluş tarihleri önemlidir. 1949 tarihinde kuruluyordu. Bu da değerli dostlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin komünizmi yayma çabasına karşı Amerika öncülüğünde 12 batılı ülke arasında imzalanan bölgesel ittifak anlaşmasıydı. Biz ne zaman üye oluyorduk? Hangi yılda? 1952 senesinde biz üye oluyorduk NATO'ya. Cevabımız Varşova Pak'ta olacak. Amerika burada yok. Bir diğer sorumuza bakalım. Coğrafi konumu yeraltı ve üstü zenginlikleriyle dünyanın fırtına merkezi olarak bilinen Orta Doğu'nun 1. Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı toprağı olmayan ülkesi hangisidir? Dünyanın fırtına merkezi olarak bilinen yer neymiş? Bak bu da önemli. Orta Doğu'ymuş. Karşınıza çıkabilir bu bilgi. Şimdi bize soruda ne soruyor? Orta Doğu'nun 1. Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı toprağı olmayan ülkesi. Şimdi Osmanlı toprağında kimler vardı? Suriye vardı, Irak, Mısır, Filistin. Bunlar Osmanlı toprağı olmuştur 1. Dünya Savaşı'na kadar. Ancak biz her ne kadar Yavuz Sultan Selim döneminde Safevilerle çaldıran savaşını yapıp yensek de Safevileri biz yıkmıyoruz değerli arkadaşlarım. O yüzden Osman Devleti hiçbir zaman İran'a tamamen egemen olmayacaktır. O yüzden cevabımız İran olmuş olacak. Ancak Suriye, Irak, Mısır'a, Filistin'e bunlar memlüklerle yapılan savaş sonucu elimize geçirilen topraklar arasında yer almaktadır. Bir diğer sorumuza bakalım. 1929'da başlayıp 1930'lu yıllar boyunca devam eden Kuzey Amerika ve Avrupa merkez olmasına rağmen özellikle dünyanın sanayileşmiş diğer ülkelerinde etkileyen gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değerli arkadaşlar bu 1929'da başlayıp 30'lu yıllar boyunca devam eden Kuzey Amerika ve Avrupa'yı merkez almasına rağmen dünyanın sanayileşmiş diğer ülkelerinde etkileyen gelişme neydi? 1929 Dünya Ekonomik Bulanımı yani bir diğer ismiyle kara perşembedir bu. Bu ekonomik bunalımı da Türkiye'yi de etkiliyor. Değerli arkadaşlar o dönemde biz hangi modeli uygulamaya çalışacağız? Devletçilik modelini uygulamaya çalışacağız biz 1930 senesinde. Cevabımız kara perşembe olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. 1868'de feodal yani şogun düzeninin yıkılarak Batı tarzı reformların yapılması için Prusya-Almanya modeli bir anayasanın oluşturulduğu dünya devleti hangisidir? Sorusu yöneltilmiş. Şimdi bu şogunluk kimdeydi değerli arkadaşlarım? Bu Japonya'daydı. Bu düzen yıkılıyor. Şogunluk düzeni. Batı tarzı reformlar yapılıyor. Ve bu batı tarzı reformlarda Prusya-Almanya modeli oluyor genellikle. Ve burada Prusya-Almanya modeli bir anayasada oluşturulmuş oluyor. Nerede? Japonya'da. Cevabımız Japonya olacak değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Süveyş kanalının açılması ve bölgede önemli petrol rezervlerinin bulunmasıyla daha da önem kazanan Orta Doğu'da 1. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük payı alan devlet aşağıdakilerden hangisidir sorusu sorulmuş. Şimdi değerli dostlar Süveyş kanalının açılması, bölgede önemli petrol rezervlerinin bulunmasıyla da daha da önem kazanan bu Orta Doğu'da Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda en büyük payı kim alıyordu? En büyük payı tabii ki de İngiltere alıyordu. Değerli arkadaşlar cevabımız ne olacak? İngiltere olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? 2. Dünya Savaşı sırasında yer alan Liderlerden değildir sorusu yöneltilmiş. Şimdi bakıldığı zaman Del dostlar 2. Dünya Savaşı sırasında kimler vardı bir bakalım. Mussolini vardı İtalya'da. Bu İtalya'daydı değerli arkadaşlarım. Hirohito neredeydi? Bu da Japonya'daydı. Bunları hatta yazalım yanlarına. Mussolini neredeydi? İtalya. İtalya'daydı. Hirohito neredeydi? Japonya'da. Japonya. Hitler neredeydi? Almanya'da. Almanya'da. E, baktığımız zaman Churchill neredeydi? Bu da değerli arkadaşlarım İngiltere'deydi. İngiltere'deydi. İngiltere'de. E, şimdi e, İngiltere'de ilk başta kim vardı? E, Chamberlain diye bir isim vardı. Atılacağınız üzere yatıştırma politikasıyla ünlü bir isimdir. Daha sonra Churchill geliyor. En son da... Clement Aytel diye bir adam geliyor. Devlet adamı geliyor. İngiltere'de bu şekilde. Dünya Savaşı boyunca 39-45 arası. Amerika'da kimler vardı? 1945'e kadar Roosevelt vardı. Franklin Roosevelt. Nasıl okunuyor? Roosevelt diye diyelim hadi. 45'ten sonra da kim geçiyor? Truman geçiyor. Henry Truman geçiyor değerli arkadaşlar Amerika'da. SSCB'de yani Rusya'daki kim vardı? Stalin vardı. Hatırlayacağınız üzere Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini, Japonya'da da İmparator Hirohito vardı. Ancak e, Tojo diye biri e, Dünya Savaşı'nda bulunmamıştır değerli arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olmuş olacak. E, Fransa'da da kim gelecek? E, daha sonra Charles de Gaulle gelmiş olacak. Yani Fransa'da e, ilk başta Vichy hükümeti vardı. Onun lideri hatırlayacağınız üzere Mareşal Petain'di. Daha sonra da Fransız direniş hareketi lideri olan Charles de Gaulle gelmiş olacak. Cevabımız Tojo. Bununla bir ilgisi yok. İkinci Dünya Savaşı sırasında böyle bir lider yok. Bir diğer sorumuza bakalım. Hintli pasifist, pasifist siyasetçi ve düşünce adamı olan Hindistan'da 2 Ekim günü anısına milli tatil olarak kutlanan İngiliz mandasına karşı yaptığı tuz yürüyüşü protestosunu. Bu önemlidir. Tuz yürüyüşü protestosu. Gerçekleştiren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Bunu ilk sorumuzda da açıklamıştık. Neydi bu? Mahatma Gandhiydi değerli arkadaşlarım. Bu İngiliz mandasına karşı yaptığı tuz yürüyüşü protestosuyla ünlü bir isimdir. Gandhi'nin doğum günü de 2 Ekim. Günümüze ne diye kutlanıyor? Dünyada şiddete hayır günü olarak kutlanmaktadır. Mahatma Gandhi'nin değerli arkadaşlarım cevabımız B seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelerinden biri değildir? Şimdi Birleşmiş Milletler'de hatırlayacağınız üzere 5 daimi üye vardı. Biz bunları ne diye kodluyorduk? Bunu bir kodlamasını yapalım. Aklımıza bulunsun. Bunu fırça. Fırça diye kodluyorduk. Şimdi F kim? Fransa. Fransa. I kim? Yani i diyelim hadi. Fırça diye kodlayalım. İngiltere. Değerli dostlar. In... yanlış yazdım şurada. İngiltere. R Rusya. Ç Çin. A Almanya değil. Amerika. ABD değerli arkadaşlarım. A. Fırçadaki A. Amerika olacak. Almanya'ya sakın düşmeyin. Burada baktığımız zaman sorumuzun cevabı ne olacak? Bizde bu daimi üyede kim yok? Japonya yok değerli arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Yani Japonya olmuş olacak. Bu fırça kodlamasını da unutmayalım değerli arkadaşlar. Bu soru sorulabilir bize. Bugünkü sorumuzun da sonuna geldik. Umarım verimli olmuştur. Değerli arkadaşlarım. Dediğim gibi soru çözmek çok çok önemli tarihte. Bol soru görmek çok çok önemli. O yüzden bu videolarımızı umarım dinlersiniz değerli dostlar. Beni dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hepiniz sağlıcakla kalın değerli arkadaşlar.